أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم إلى آخر الآية الكريمة صدق الله العظيم. Okuduğum ayet-i kerimeleri merak ederseniz hakkınızdır. Mübarek Kur'an'ımızın Ali İmran suresi son yapraktan bir önceki yaprağın 174 miydi bakalım arkadaşlar. Bir yaprak önceki iki ayetini okudum. Bir de Maide suresinin Hazreti İsa peygambere Rabbimizin gökten bir özel mucize olaraktan meleklere kurdurttuğu sofra anlamına da geldiği için Maide, sofra suresi denilen surenin 11 ve 12. ayeti. 4 ayet-i kerime okudum. Bu ayet-i kerimenin içeriğine uygun şekilde hem içinde bulunduğumuz çok ciddi derin imtihanlarımızın olduğu gündemi de hatırlattığından, işlediğinden daha doğrusu bu tür konuları, bu ayetler tercih edilmiştir. Bir de mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzüntüden de karlı çıkartacak bir mübarek hadis-i şerifini paylaşalım. Bizim rahmetlik, bizde ciddi anlamda hukuk olan, şu an Allah'ın rahmeti bizden dua ve destek bekleyen kıymetli bir alimin bize 1974'te ezberlettirdiği bir hadis-i şerifti. Hadisler listesi vardı elimizde. Böyle bir liste oluşturulmuştu. Bir kitapçık onun listesinde bu ayetlere muvafık bir hadis-i şerif. İze ehabballahu abden ibtelahu liyesme'a tadarru'ahu. Sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mazahirde acep kim var arada? Anınladır kamu eşya verada. Gözün aç, hep siva halik arada. Anındır emrü ferman, hükmü irade. Hemen Allah deyip hakka gidelim, cemali bakemane seyredelim. Allah-u Teala Hazretleri, başımıza gelen olaylar, bizden kaynaklanan, hüve min indi enfüsüküm kulak çekmesiyle geliyorsa eğer, Habibim onları uyar. De ki yaşadığınız bu sıkıntılar, bu tür kayıplar, üzüldüğünüz olaylar aslında sizin kendi nefsinizden kaynaklanıyor. Sizden kaynaklanan bir sonuçtur. Dediği bir gerçekten bir sonuçsa onu da Allah bilir. Bu derin bir tahlil konusu. Hakkıyla Allah bilir. Bir de bu işi Rabbani Rahman'ı bir çalışma yaparak ayrıştıran, netleştiren, önümüze koyan lif böyledir diyenlerse Allah'tan gelen haberleri değerlendirmede bizden daha başarılı olanlar bizden daha iyi bilir. Eğer böylese Rabbimiz bizi affeylesin. Sadece bizim mi? Biz dediğimiz La ilahe illallah Muhammed Resulullah ehlidir.
Kendilerine mümin erkeklerine, hanımlara mümine, müslim müslüme inanmış hanımlar ve erkekler diye bilinen kadrolardır. Allah-u Teala bize bizden dolayı gelen belaları özür diliyoruz, istiğfar ediyoruz. Peygamberlere şöyle bir nazar kılarak onların kullandığı yürekleriyle destekledikleri sözlerle, itiraflarla Rabbimize aynı itirafı yapıyoruz. Ezik bir yürekle, samimiyetle, asaleten vekalete. Rabbena zalemne enfusena ve inlem tağfirlene ve terhamne lenekûnenne mine hâsirîn. Allah'ım, sevgili eşim Havva ile birlikte vallahi özür dileriz. Sen bizi dünyaya böyle bıraktın. Çok güzel bir yerler elimizden çıktı. Cennetimiz elimizden alındı. Ama aslında sen anmadın, sen bizi mahrum etmedin. İş bizden kaynaklandı. İkimiz de özür diliyoruz. Çok üzgünüz doğrusu. Eğer bir kere daha bizi affetmez, özel acımazsan biz mahvolduk, bittik ya işte. Adem'le bitti, Havva'da bitti. Ne kadar nazik bir davranış. Bu ezik yürek ve samimi gözyaşı ve sabırla Allah'ın affedeceği, eski konumlarına yükselteceği günü beklemeleri onu eskisinden daha popüler yaptı. Eskisinden daha popüler yaptı. Sahabe-i kiramdan bazı günaha bulaşanlar öyle bir nefislerine yaptığımı uyguladılar ki, yani hem o günahlar affedildi hem de Kur'an'da şöhret oldular. Bakın, insan bir şey yapar ama yaptığından eziklik duyacak, içi cız edecek ya, haya edecek, utanacak. Özelinde, genelinde utanacak. Ve men yuta'i Allah ve rasulehu, bak kim Allah'a, peygambere itaat ederken, bak dikkat et, ederken olur, tökezler düşer. Ve yakşallaha ve yettakhi, Sure-i Nur. Geçmişte yaptığı yanlışlardan dolayı hala içinde bir ürperti var, acaba ne olacak, affedildi mi? Bir belge de yok, bir garanti yok. Her ne kadar bir daha işlemezsem Allah'ın affettiğine dair hiç günah işlememiş gibi peygamberimizin açıklamalarına bakıldığında böyle bir güzellik var ama yine de içim rahat değil. Biz bu işe bulaşmış bulunduk, böyle bir yanlışı yaptık. Hala içimde bir tedirginlik var gibi o heyecanı koruyacaksınız. Ki yeni işlere şeytan sizi itelemesin. Unutturup da sanki hiçbir şey olmamış gibi ak kaşık havasıyla sizi tekrar kaşığınızı kirletmesin, değil mi? İçinde bir ürperti olacak ve yakşallah, Allah'tan ürpereceksiniz, titreyeceksiniz. Arkadaşlar, insanlar çok cesur oldu günahlara karşı ya. Hani peygamberimizin münafıkları anlatırken kendi hatası, günahı, özeldeki pisliği özür dilerim. Yani bir yerine konmuş sinek gibi, hiç önemsemiyor. Ne var yani, herkes böyle yapıyor gibi rahatlığın içerisinde. Münafık adam, tam inanmamış adam. İlmi, kariyeri veyahut da ibadetten çehresi, behresi ne olursa olsun. Ağır gelecek o günah. Seni böyle köçetecek, çökertecek. Böyle ne bileyim, kendini tanıyorsun ya. Kimsenin yüzüne bakamayacak bir psikolojide olacaksın ki. Yani o edeple, o tavrınla Allah sana baksın da şöyle, tamam kulum. Haddini bilen birisi olarak, kendini tanıyan birisi olarak, bu ayıplarından dolayı kimseye bir şey söyleyemeyecek kadar hayalı davranışından hareketle affettim seni desin. Yüzsüzlük yapmayın arkadaşlar. Zamana havale ederek, unutturarak, üstüne böyle kalem çekmek suretiyle, aman ha, kendinizi farklı pozisyonlarda görmeyin. Ve yakşallah ve yettaki, geleceğe yönelik de bundan sonra yaşamına daha takva, daha dikkatli, daha seçici. Aman ben buradan düşmüştüm, bir daha düşmeyeyim. Ben buradan kaymışım, bir daha kaymayayım. Ben bir Yusuf'um, Zeliha imtihanında Allah yardım etti, başardım ama bir daha ben kendimi daha dikkatli bir şekilde izleyeyim, takip edeyim. Hanımlarla böyle bir imtihana tabi olmayayım, böyle bir ortama girmeyeyim. Neyse artık zaaflarımız, hangi konuda başarısızsanız, kendine güvenemiyorsanız, herkesin bir zayıf olduğu noktaları vardır. Benim bir tane uluslararası, yani spor turnuvaları düzenleyen, özellikle dövüş sanatında bir tanıdığım var. Diyor ki, hocam ben sık sık şampiyon çıkartırım diyor. Nasıl çıkartıyorsun? Şampiyonların her maçını ya seyrediyorum veyahut da kayda alıyorum. Ne zaman performans düşüklüğü görüyorum,
Zayıf noktalarını videodan onlarca değil yüzlerce kez izliyorum. Hangi noktada zafiyeti var? Elemanımla beraber, yetiştirdiğim sporcuyla beraber o zayıf noktasını buluyorum ve performans düşüklüğünü görünce hemen diyor şampiyona maç teklif ediyorum. İndiriyorum, kazanıyorum diyor. İndiriyorum, kazanıyorum diyor. Hala da aktif o arkadaşımız. Zayıf noktası kimisinin arkadaşlar futbolda sağ ayağı zayıftır, solu da gol atır. Kimisinin boksta diyelim sol yumruğu iyidir ama sağ yumruğunda iş yoktur. Zayıf noktalarınızı belirleyin. Hangi açıdan kayacaksanız o noktayla kendinizi sınamayın. Ya demeyin. Kaybetmeye çalışın artık. Kendinizi sıkıntıya sokacak karar almayın. Ve yettaki geleceğe yönelik de güzel bir tedbirin alın. Dikkat ederiz. Daha seçici, daha takva olur. Rabbisine karşı daha edepli, hayalı. Korunmaya çalışır. Kendisini efendim sağlam tutmaya çalışır. Feülekumül faizun. İşte bu tarz yaşam insanı kurtarır. Allah'a peygambere itaat ederken insanlık hali geçmişteki yanlışlarda devamı yanında olacak. Ben daha dünkü filancayım falan. O yanında olacak. Ki Halid-i Bağdadi'nin başını çektiği bir ulema komisyonu, veliler toplantısı yapılmış Şam'da. Seneler önce. Yüzyılları deviren bir çalışma bu. Sonuca şöyle varmışlar. Tabii konular iyice eleklenmiş. Kalbur üstte kalan konu veli taip mi, veli müstağfir mi, veli masum mu, eftaldir'e dayanmış. Yani çekirdekten bazı insanlar Allah'ın rahmeti seçilmiştir. Annesi güzel, babası güzel, yani ham madde kaynakları, oluşumları helal lokmayla meşru bir nikah ürünüdür. Onun oluşmuş, onu bebeği oluşturacak lokmalarda işte gıda maddelerde tertemizdir, pırıl pırıldır. Ondan sonra annesi babası iş anlayan birileridir. Ama ufacık yaştan itibaren çok dikkat etmişlerdir. Gelişi güzel kimseler de emzirtmemişlerdir. Aman ha arkadaş süt kardeşi edinirken sütünü emzireceğiniz akrabanız, yakınınız veya benzerleriniz konusunda dikkatli olun. Süt çok etkileyici bir şeydir. Gelişi güzel evlatlarınızı, torunlarınızı oraya buraya emzirtmeyin. Emzirecek olan kadının kimliği o şahsın oluşan sütünün ham maddeler önemlidir. O kadının kişisel kimliği de önemlidir. Ondaki olumsuzluklar ister istemez bebeğinize yansır, ileri aşamada sıkıntı çekersiniz. Benim esprisi bol bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu, sizlere ömür. Dışarıda Avrupa'da işte böyle anlatıyor. Çocuğun birisi, bebeğin birisi tabii sütsüz kalmış. Daha sonra ona bir yerden süt getirmişler, içirmişler. Yaş ilerledikten sonra doktor kendisi hakkında bir şikayet olup olmadığını sormuş. Demiş ki doktor bey, ne yalan söyleyeyim demiş. Ben demiş küçük abdest, yani defi hacide gittiğimde küçük abdesti bozacağım zaman sağ ayağımı kaldırmak istiyorum demiş. Her zaman demiş aynı lüks arabaların tekerine sağ ayağını kaldırıp işleyen bir havlayan grup var ya. Aynı demiş sağ ayağımı kaldırarak abdest bozma ihtiyacı hissediyorum. Araştırıyorlar ki köpek sütü içirilmiş. Yemin ederim tanıdığım bazı insanlar var. Anneleri, babaları, yedi sülalesi pırıl pırıl, gıdaları da eve giren para kaynakları da tertemiz. Fakat evlatlarından birisini komşu kadınlarından yolsuz bir kadın içirmiş, emzirmiş. Çocuğun dini kimde iyi olmakla birlikte çok ayıplara karşı durduramayacak bir zaafı var. Durdurulamayacak. Önemli bir şeydir. Durdurulamayacak bir zaafı var. Onun için değerli kardeşlerim, veli taip, veli masum derken bu da hemen yanından aklıma getirdi Allah. Veli taip ne demek? Annesinden, babasından, ailesinden böyle güzel bir disiplinli bir hayat görmemiş. Çocukcağız gençliğini, akıl bali olduğu dönemleri pek iyi bir çevrede geçirememiş. Sağa sola yalpalamış, düşmüş, kalkmış, ayıplara, günahlara
ulaşmış, şuur yok, ibadet zafiyeti var falan. Sonra tövbe etmiş. Allah ona bir inkılabi bir dönüşüm nasip etmiş bir tövbe. Öyle bir yola girmiş, birilerinin gözetiminde, denetiminde bir hayata bismillah demiş. Kendisine bir mürşidi kamil, bir mübarek üstad edilmiş, iyi bir Müslüman topluluğun arasına girmiş. Onlarla beraber yoğrulmaya başlamış. Gönüllerindeki masivayı ayıklamaya çalışıyor. Yani zikir ağırlıklı efendim bir mücadelesi var. İlmi çalışmaları, Allah için gayreti vesaire. O için maşallah. Allah'ın dostları arasında Allah ona güzel bir pay vermiş. Bir de çekirdekten itibaren annesi babası oluşumları maşallah denilecek bir güzel insan var. Yani ismi güzel, cismi güzel, terbiyesi anneden babadan, eğitim kurumlarından, sosyal çevreden kaymak gibi bir yolda tam böyle Allah'ın sevdiği bir konuma gelmiş. O da veli masum, yani günahsız değil de günahlardan korunulmuş anlamında. Günahlardan korunulmuş, koruyucu hekimlik iyi işlemiş. Koruyucu hekimlik sistemi iyi işlemiş. Ve o kişi de Allah'ın beğendiği, sevdiği, razı olduğu bir çizgide seyrediyor. İkisini tartmışlar. Bir komisyon kararı bu. Sonuna varılan karar veli taip, veli masumdan şundan dolayı eftaldir. Bir kalem ama. Günahlardan korunarak Allah'ın sevdiği, beğendiği, razı olduğu bir gönlün, sloganın, hayatın, yaşamın adam olan kimseden düştükten sonra kalkan, ondan sonra geriye bakıp böyle estağfurullah ben daha dünkü filancayım diyen insan bir kalemden dolayı daha sağlamdadır. Şeytan çekirdekten o güzelliği yaşayan insana gelir ve onu havaya sokabilir. Ucup, kibir, hava söz konusu olabilir. Evet diyeceği şeyler bayağı kalabalık. Evet, şükürler olsun tabii derken bir bomba yapabilir. Mümkündür. Ama tövbekar insana şeytan yaklaştığında onun şeytana diyeceği bir çift sözü var. Ben daha dün diyebilir. Git başımdan adi, ben daha dün nerelerdeydim, kimlerleydim, benimle uğraşma. Ben kendimi tanıyorum. Başımdan. Çok açığım var, çok kirim var. Tövbemin kabrinde hali mühürlü, imzalı bir kağıtta gelmedi Yaradanımdan. Rabbimin rahmetinin umuduyla, rahmet umuduyla harıl harıl çalışıyorum. Git başımdan bir emelun diyebilir. Hazreti Ömer'e böyle bir şey demişler. Hazreti Ömer'in güzellikleri peygamberimizin onun hakkındaki açıklamalarını dizelemişler. Hazreti Ömer'e bu açıklamalar yapılınca, bu metiyeler düzülünce hepsi doğru aslında. Hazreti Ömer kendine pay çıkartır mı hiç? Kaşlarını çatmış ve onları anlatan gruba demiş ki, bana bakın demiş, dedikleriniz doğrudur ama o eskidendi demiş. Eskiden zengindim, şimdi fakir düştüm. Eskiden çok sağlıklıydım. Çatır çatır her şeyi yiyordum. Şimdi kolesterol çıktı, tansiyon çıktı, şeker diye bir şey çıktı. Her şeyi özce yiyemiyorsunuz. Eskiden şöyleydin ama bugün böyle de olabilirsiniz. Yani güzellikleriniz hakkında birileri de size bir takım pompalama yaparsa çekirdekten güzel gelenler, siz de onlara fırsat vermeyin. Haklısınız, şükürler olsun, dediğiniz doğrudur. İnkar etmiyorum, Allah'ın bir ikramı. Ama o eskidendi. Köprünün altından çok sular geçti. Bugün çok üzgünüm. Koruyamadık. Bahsettiğin değerler koruyamadık, hakkını veremedik diyerekten bu şekilde arkadaşlar size şeytanın gireceği kapıyı, menfezi tıkayabilirsiniz. Şuradan hareketle bunları söylemiş olduk. Arkadaşlar, edebinizde, nezaketinizde, o mübarek peygamberlere örnek alan davranışınızda inni zalemtü nefsi demeye bakınız. Allah'ım, Allah. Min indi enfusüküm. Evet, daha çok bu kanaldan geliyorum sana. Koskoca Yunus peygamber de böyle demiş. Musa peygamber istemeyerek birisine vurduğunda ölü vermiş de kasıt yok, hatadan öldüğü halde üzüntüsünden yere yığılmış. Allah'ım, istemeyerek oldu. Öldürmek amaçlı olmadı. Zalemtü nefsi fagfirli. Haksızlık ettim. Olması gereken bir şey oldu. Elimden kaza çıktı. Bağışla beni. Fe gafera leh. Bakmış ki Mevla Musa çok ciddi.
Hemen bak, fa'i takip ederler bunu Arapçada. Fegafera le, hemen affetti. Aa, arkadaşlar böyle içini cız ederek bir şey yaparsanız hemen kavuşursunuz. Öbür türlü çok istiğfar etmen lazım. Çok daha tekne tekne ekmek yemen lazım derler. Fakat bütün içtenliğinle böyle cız ederse o zaman iş başka olur arkadaşlar. Mübarek sahabe-i kiramdan hareketle bunları da tetiklemiş olduk. Mübarekler böyle bir olay yaşadıklarında kesinlikle bu işi anahtar teslimi bitirmeden, hallolmadan, bir nevi işi garantilemeden inanın evlere gitmezlerdi. Yemez içmezlerdi. Biraz ibret alın arkadaşlar. Bak biz ahir zamanda güzel örnekler göremediğimiz için körler, sağırlar, birbirine ağırlar tarzındayız biz. Birbirimizdeki yanlışların arkasına saklanarak daha büyük yanlışlara doğru gidiyoruz. Ne yani? Ben onun kadar değilim hesabı yapılıyor. İnanır mısın? Beş vakit namaz kılan teheccüd kılana bakmıyor. Cuma'yı kılana bakıyor. O sadece cumalık diyor. Evet. Yarım yamalak örtünün açıklara bakıyor. Ya çarşaflıya baksana. Daha asil, daha köklü, direkt peygamber ocağına kadar giden bir fotoğraf bu. Ona baksana. Sen namaz tesbihini çekiyorsun. Adam 33'lük sallıyor. Bendeki hiç olmazsa 99'luk. Bir numune isterseniz görüşelim. Bu 99'luk olsun. Bu 33'lük. Tamam mı? Namaz tesbihi 99'luk. Öbürü böyle sallıyor diye. Değil mi? 99'luk çeken 33'lüğe bakıyor. Yahu hiç susmadan üzkullah zikran kefira. Gece gündüz bu işe kendisini kaptırmış. وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا Allah'ı susmadan, durmadan, bol bol zikreden erkeklerle hanımlar için büyük af ve cennet vardır diyen Ahzab suresindeki yüreği bu işe sıcacık. Dilinden Rabbisini hiç düşürmeyen güzellere örnek alsana. Yok, almaz. Aşağıya bakacak. Aşağıya bakacak. Dünyalık geçimde hep gözü yukarıda. Beyefendinin ahiret standartlarında gözü hep aşağıdaki. Tersine işiyor bu işler. Mübarek peygamberimiz ey dünyalığı bozuk olanlar daha bozuklara bakın diyor. Ey dünyalık standartı şu şekilde olanlar biraz daha dün aşağıda olanlara bakın lütfen diyor. Peygamberimizin dediği budur. Reyhanlı'nın garibanları, Halep'ten gelen yaralılara bakın. Ya arkadaşlar. Değil mi? Ey anam babam diye sarılanlar, anam da babam da Türkiye'dir diyen yetimlere, öksüzlere bakın. Değil mi? Dünyalıkta düğün olan aşağıda ona bakacaksınız ama Allah katında irtifası yüksek olanlara artık adamcağız ebrarsın sen. Adamcağız muhsin olmuş, müttaki olmuş, aman Allah'ım daha da çıkıyor ha bile yükseliyor bulutlarda kaybolmuş. Kaybolmuş, mukarreb olmuş. Allah'ın bir numaralı kulu olmuş. Niye onlara bakmıyorsun? Hasta yürekli adam. Hasta gönüllü adam. Arkadaşlar, mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştiği o güzel insanlar böyle bir işe düştüklerinde başlarına bir bela falan geldiklerinde nedenlerini içinleri araştırırlar, kendilerini suçlu bulurlar. Daha sonra çözüm için mutlaka anahtar teslimi elhamdülillah kurban oldum Allah'ım affıma dair ayet bile geldi. Sevincini yakalayıncaya kadar kapıyı tıklatmaya, yerleri gözlerle sulamaya, elde avuçta ne var ne yok sözüme dikkat et ben arkadaşlarım kaynaklardan tarayarak gidiyorum. Elde avuçta ne var ne yok Allah'ın da saçmaya vallahi devam ederlerdi ya. Biraz yüksek bir örnek, first class, ekstra bir örnek ama Hazreti Ebubekir Sıddık kervanın normal istikbali ben sadece şuraya indirin buraya yerleştirin diye talimat verirken okunan ezanı duyamamış. O zaman da hoparlör falan yok. Yakında olursanız ezanı duyabiliyorsunuz. Derken hangi namazsa o namazın sünnetini kılamadan farza güç bela yetişmiş.
ki böyle insanlar için sünneti, farzı yani sıralı kılmak, namazdan evvel camiye girmek, sünneti huzurla kılmak, kâmeti beklemek, Peygamber Efendimiz'i takip ederek hemen arkada durup ilk safta hemen tekbir almak onlar için olmazsa olmazdı. Onlar bir iftihar tekbirini kaçırdığında aklını kaçırsa daha iyi. Tüm malını kaybetse öyle bir yapıyla yapılandırılmışlar. Biz çekirdekten böyle gelemediğim için bunu hakkıyla onlar kadar anlayamayabiliriz. Bunu kabullenin. Arkadaşlar bir de biz hesaba çeken yok. O zaman herkes birbirini hesaba çekiyor. Herkes birbirinin muhasibiydi. Herkes birbirini tartaklardı ha. Üstüne bile yürürdü. Kardeş değil miyiz derdi. Şimdi beyefendi, hanımefendi siz bilirsiniz falan oluyor. Arkadaşlar yani cemaate gelmesen bir şey demiyorlar. Gelsen bir şey demiyorlar falan. Herkes özgür bir dünyada yaşıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anh bu kadar yani bizim yaşadığımız gibi değildi arkadaşlar. Ebubekir Sıddık bakmış ki sünneti kaçırmış, kâmete zor yetişmiş, morali bozulmuş, çıkınca o gelen bayağı da karlı yüklü gelen kervanın sermayesi dahil, karını değil sermayesi dahil hayvanlar hariç hepsinin ne var ne yok hiçbir karşılık beklemeden Peygamberimiz önüne yığmış, yarası demiş ben ezanı duyamadım, böyle talimat verirken demiş arkanızda namaza duramadım, böyle bir kayıptan dolayı çok vicdanen rahatsızım ve üzgünüm demiş. Kurban olsun sermayemle karım demiş. Bu zayiatımdan dolayı Rabbime kurban olsun. Allah beni affetsin bir daha da yapmayacağım demiş. Yanlış karar verenler hemen peygamberimize gelir yazıp ben böyle bir karar verdim. Yanlışa oynadım. Benim affedildiğime dair Cebrail size gelip gidiyor. Allah ile bir temas halindesiniz siz. Ben bu konuda yanlış fetvamın Müslüman camianın Ebu Lübabe'nin olayını biliyorsunuz. Müslüman camianın zarar gördüğü, âmenin zarar gördüğü bu yanlış kararımdan dolayı Rabbimin beni affettiğine dair bir yazılı metin Cebrail'den böyle bir haber gelmediği müddetçe ben kendimi affetmiyorum. Ya siz bana deyin ki Ebu Lübabe tamam deyin veya ben kendimi gidiyorum mescitteki direğe bağlıyorum. Abdest değişimi ve namaz hariç ne gece çözeceğim ne günü çözeceğim. Meşhur bir Ebu Lübabe direği var arkadaşlar. Adam bağlamış. Affedildiğine dair Rabbisinden bir haber gelmesine rağmen bu haberi mübarek peygamberin bana tebliğ eder de tamam ya Ebu Lübabe derse çözer. Öyle olmuş. Ya. Cümle harplere katılan. Biraz kendinizi gözden geçirin arkadaşlar. Çok özür dilemeye ihtiyacımız vardır. Çok ezik bir yapıyla başımızı yere eğmeye, ona buna salç olmak yerine, ona buna laf yetiştirmek yerine, hani Tuğba şagalehu aybuhu an uyubin nasi demiş ya mübarek peygamberimiz, kendi böyle bataklarını düşünüyor ama ben zaten batmışım bitmişim, benim yaptıklarım ettiklerim hele de görevim oldu, yapamadıklarım kaçırdıklarım, şu anda ölsem ben durumu değerlendiriyorum da benden bir şey olmaz, korkarım gözümü cehennemde açarım diyeceği bir kendisini tanıdığı bir geçmişinin ezikliğinden dolayı kimsenin ayıbını göremeyecek noktaya gelene helal olsun demiş peygamberimiz. Hangi biriniz bu hadisin dışındasınız? Allah şahittir ben buna inemeyeyim ki ben bu hadisin içindeyim. Niye? Benim de bir fitim var. Benim de bir ne bileyim bulunmam gereken bir alan var, bir seviye var. Buradan buraya çıktığıma bakmayın. Bu anlattıklarımızda amel etmesin gibi çalışıyoruz. Münafık değiliz hamdolsun. Mümin birer Allah'ın rahmetin uman elemanlarıyız. Davasının birer minik parçalarıyız. Ama yetişemiyorsunuz. Her uyarıdan etkilenip vazgeçemiyorsunuz. Her teşvike böyle balıklama dalamıyorsunuz. Hemen diyemiyorsunuz. Sonra yaparım diyorsunuz. İnşallah diyorsunuz. Ama esip gürlüyorsunuz. Siz de Allah bereket etsin. Konuşmaya başladığınız zaman da
Kendi seviyenize, kendi adreslerinize mangal, kül beraber gidiyor. Arkadaşlar, o mübarek sahabe-i kiram radıyallahu anhüm işi pas halledemezse uyuyamazmış. Nice örnekler var. Hangi birisini vereyim? Çekirdekten peygamberimize beraber olan o üç kişinin örneği. Hadis kaynaklarında en uzun hadis olaraktan karşımıza çıkan sayfalarca bitmeyen bir örnek. Ve alethelâfetilleden hullifu ayetinin inmesini sebep ürüt dediğimiz, inmesine neden olan olay. O üç kişi var ya, geriye bırakılan üç kişi diyor ya Allah, o üç kişi, onları da affettim. Telâfe ve alethelâfetilledine hullifu. Geride bırakılan o üç kişi. Onları da affettim deyinceye kadar bakın olay nasıl seyrediyor. Üç tane kafadar Müslüman, varlıklı, ekonomik durumları, sağlıkları, moralleri, yürekleri, hepsi birbirinden güzel maşallah. Ölüm için, hiç ölüm öldürmüş insanlar. Tebük harbinde geri kalıyorlar. Geri kalma nedenleri de kaçma maçma değil, arazi olma değil. Diyorlar ki ya çoğu yaya bunların diyorlar. Gidenlerin çoğu yaya, binit yok. Ayaklarında ayakkabı olmayan var, böyle keçemişe bağlamışlar. Kumda gidiyorsunuz, kum böyle... Arkadaşlar çıplak ayağını da bastığınız zaman ayağı da yapışıyor. O kadar güneş kavurmuş, böyle saç kavurma gibi olmuş toprak şey kumlar. Ben bunu iki defa yaşadım. Bir Van Gölü'nde rahmetli cami şehidimiz Hızır Ali Muratoğlu abiyle 90'lı yıllarda Van Gölü'ne girdik. Mevsim yaz, acayip kavuruyor. Neyse nereden girdiğini unuttum. Girerken hiç hissedemedim. Birden girdik, çıkarken böyle siyah yontulmuş çakıl gibi bir sahilden çıktık. Vallahi ayağımızı ona bastığımız anda geride göle girdik. O kadar bir kaynar ki taş siyah, minik böyle ama şey gibi, cilalı taş gibi olmuşlar dalgalardan. Çok güzel batmıyor. Fakat vallahi ayağımıza yapıştı. Biz hemen geri çığlık atarak geri göle girdik. Bu sefer terliği getirterek girdik, çıktık dışarıya. Aynı olayı Bedir gazvesinin, Bedir savaşımızın olduğu ve meleklerin indiği iddia edilen, bak dikkat edin ben böyle saçma konuşmayı sevmem, iddia edilen bir kum tepeciği var. 3000 meleğin indiğini Kur'an söylüyor ama o olaydan dolayı şu noktaya indi insanlar diyorlar onu. Olamayabilir, B noktasına inebilir. Onun garantisi yok. İnmesi garanti ama meleklerin indiği iddia edilen tepeye bir, benim gibi böyle biraz kafadar bir arkadaşa tırmanalım dedik. Sahabe-i kirama benzeyelim diye de terli çıkartmadık mı? Sen misin çıkartan? Çocuk gibi ciyakladık, hemen terli geri giydik. Yapışıyor. Vallahi harbe giden insanlar sanki kurulmuş robotlar, biyonik varlıklar, sanki farklı insanlar. Ayaklarındaki arkadaşlar çarıklar deliniyor. Kaç bin kilometre gidiyorlar. 500-600 değil arkadaşlar. 1-2 bin kilometre yola gidiyorlar. Aman yarabbim. Olsun 500 kilometre, özür. Ayakları deliniyor. Böyle kumlar ayaklarını kaynatıyor. Aman Allah'ım, zor mu zor. Demişler ki yaya gaziler de var, mücahitler de var, binitler de var, bizim hepimizin atı var. Yetişiriz. Fakat biraz işte bu düşünceyle oyalanınca daha sonra yetişemiyorlar. Hani bir tavşanla kaplumbağa hikayesi vardı bilirsiniz. Tavşan kenarda uyumuş. Demiş ki ben bir zıplayışta kaplumbağaya geçerim. Fakat fazla oyalanmış, fazla uyumuş. Kaplumbağa da zavallı. Ben bu yarışta tavşanı yenme şansım yok ama demiş. Yine de gideyim demiş. Böyle yavaş yavaş adımlarla o koca sırtındaki kubbeyle nefes nefese, hedefe bir adım kala tavşan uyanmış. Tavşan çığlık atmış ama kaplumbağa hedefe varmış. Yolda durursanız, devam ederseniz sizi uçaklar bile geçemez. Ama nasıl olsa ben bu işi başarırım. Bu işin sonra tövbesi de var. Gençlik olmazsa o orta yaşlılıkta, daha ileride de emekli olunca bütçesini kapatırız. İşimiz gücümüzde olmaz. Ver elini işte cami, ver elini Kabe, ver elini tekke Mekke, neyse artık hedefini idare ediniz, kaybedersiniz.
Ve yetişemiyorlar. Ambargo üstüne ambargo. Ambargosuna ambargo. İş o noktaya geliyor ki ben taşıran noktayı söyleyeyim. Ayet-i kerimedeki net böyle lamicim olmayan noktayı söyleyeyim. Öyle ambargolar yaşıyorlar ki mübarekler. Allah, selam yasaklanıyor, sorularına cevap yasaklanıyor, yüzlerine gülmek yasaklanıyor o üç kişiye. Geçmişleri çok temiz aslında. Hele birisi Kâb-ı Malik, peygamberimizle Bedir'de bile savaşmış beraber. Sırtı dolmuşlar. Geçmişleri pırıl pırıl ya. Tek vukuatları kendi aralarındaki yanlış yorumlarla, birbirlerini ayartmalarıyla arazi olmak, kaçmak gibi niyetler olmadığı halde yetişememek. Ve ister istemez içleri eriyerek büyük cayırtılarla üzülmelerine rağmen sonuç alamam. İlerleyen aşamada mübarek peygamberimizin selam ambargosu, konuşma ambargosu, yüzlerine tebessüm, gülmek yok, tebessüm yasağı. Arkadaş sen bir günaha işleyen adam o günah üzerinde afiyet olsun dersen olur mu? Ezan vakti adamcağız ayak ayak üstünden cigarasını tellendirecek. Sen onunla geçerken hayırlı boykotlar mı diyeceksin ya? Protesto etti ya Allah'ını sen. Aferin. Tüttür mü diyeceksin? Ambargo olacak. Allah için yüzünüzü ekşireceksiniz. Allah için de tebessüm edeceksiniz. Men ehabber illah ve ebgadal illah ve atal illah ve men al illah fakat istekmelel iman. Bir adamın imanı daha kelek vaziyettedir. İmanında iş yoktur. Beş. Yalan makinesi insanlar artık. Makine tüfek. Ebgadal illah. Allah için kızacaksınız. Tavır koyacaksınız. Allah-u Teala la yükellimühümullah. Ahirette bazı insanlarla Allah-u Teala hiç cevap vermeyecek, konuşmayacak. Ve la yenzuruleyim, yüzüne bakmayacak. Ve la yüzekim, hiçbir pisliğini temizlemeyecek. Seni gidi adi, eşkıya, zalim. Bunu nasıl yaptın sen? Nasıl yaparsın sen? Sana verdiğim imkanı, özgürlüğü, fırsatları nasıl böyle zalimce, gavurca değerlendirsin sen? Ha? Hiç konuşmayacak, yüzüne bakmayacak, hiçbir pisliği temizlemeyecek. Götürün. Senedu zebaniye. Alak söz. Zebaniler. Götürün şu adiyi, gereken yapın. Götürün. Götürün. Öyle olacak. Ambargo. Ebgadal illah. Ekonomik ambargo uygularsın. Görüşme ambargosu uygulansın. Görüşmeyen lütfen dersin. Benim bir arkadaşım bir değişim yaşadı. Çok ünlü de bir zengin. Nazik de bir tip. Çok da böyle zeki, ustaca işini çeviren bir yapıya sahip. Bir yerde tesadüfen buluştuk. Yıllardır birlikte olduğumuz birisi. Ama çevre düzenlemesi yaptığı için artık çevresinde çok farklı insanlar yapılandı. Bizim gibileri asla bir karede görülmesini istemeyen bir arkadaş oldu. İbadetli diğer insanlara da öyle bir böyle bir durum yaşıyor. Allah daha iyi etsin, ne diyelim. Asla ben iyilik gördüğüm, arkadaşlık gördüğüm kimselerin olumsuz değişimlere, dönüşümlerini asla dışlayıcı bir mantıkla el almam, yorumlamam. Allah-u Teala isteri yaptıklarını kaybettirmesin derim. Hatalarından tatlıkla caydırsın, doğruya tekrar hidayet etsin derim. Ve asla onların aleyhinde konuşmam, piyasa yapmam ve konuşanlara da ya inşallah düzelir, zamanında çok iyi insandı, dua edin de düzelsin gibi olumlu yorum yapmalarını ve dua etmelerini öneririm. Bu böyle. Mümkün mertebe. Gayet kibar bir ifadeyle. Bundan sonra görüşmesek daha iyi olur dedi. Vallahi böyle. Ben önce anlayamadım. Sonra programın sonuna doğru anladım. Ve öyleyiz. Mümkün mertebe görüşmeyelim. Deyim gerekirse. Bu vaziyetteyken görüşmeyelim. Ha ne olur? Bu ambargo belki eğer zerre kadar insaf ve incelik varsa o adamda
Ben konuşulmayacak birisiyim, yüzüne bakılmayacak birisiyim, birlikte olunması gereken birisiyim. Estağfurullah ya Rabbi, kulların bana, Rabbani kulların, Rahmani kulların, cennetli kulların olduğunu düşündüğüm kimseler bana böyle ambargo uygulasa, ya sen demek ki benim işim, ipim çekildi, estağfurullah deyip o kişinin tövbeye, toparlanmaya yönelik bir tacizidir. Yoksa öbür türlü değil. Yanlış anlamakta yok. Anlatmamaya da çalışıyorum yanlış. Tamam mı? Allah için sevmek ve tavrını Allah için sevgi ölçütlerini uygulamak, Allah için kızgınlığını, kırgınlığını karşı hissettirmek ve atalillah ve verirken Allah için vermek. Ben Allah için vermek deyince hemen bir örnek aklıma geliyor, paylaşalım. Çocuğunuz var mı? Var. Sevgili eşiniz, hayrını görün. Allah aranızı bal kaymak yapsın arkadaş. Kendilerine çok güzel hatıralarınızın olduğu arkadaşlar var. Uğrunda harcamakta, bonkerlikte limit tanımayan. Benim bir arkadaşım geçenlerde bir konu anlattı. Çinli misafirleri varmış. Etiler tadı bir Chinese restaurant. Restaurant ne demişti? Chinese restaurant. Çin restoranı varmış. Hocam dedi, götürdüm dedi Çinlileri. Sonra ne oldu? Bir rakam söyledi. Ben burada söyleyemeyeceğim. Benim şu anda aldığım maaşım birkaç katı. Maaşımın birkaç katı. Bir yemek. Demek ki ona göre de bir, yani yiyor o taraftan ki o kadar yediriyor. Afiyet olsun. Bu iş gereği, iş görüşmesi olur. Allah için vermek deyince Hazreti Ömer'in bir pratiği aklıma geldi. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz, işte bu melun İran'ın, melun o İran şiasının, ateşperest İran, kin dinine inanmış İran'ın fethi sırasında of hazinemiz dolmuş taşmış, cepheye cihada giden gazilere 3000 tane altın düşmüş. Adam başına 3000 tane tık tık altın düşmüş. Bir devlet hazinesi geçtiği için hele, koca devletin hazinesini düşünün. Şu kadar bin askerimiz var, milyonlarca altın var, bir devletin hazinesi geliyor sana. Koca devlet bütçesi kaç milyar dolarlar, trilyon dolarlar düşünün, değil mi? Ne kadar düşün. Onu böyle paylaştırırken herkese 3000 vermiş. Üsame Tebni Zeyd isimli peygamberimizin çok sevdiği manevi evladı olan, sonra serbestsin dediği eski evlatlı Zeyd'in oğlu Üsame. Pırıl pırıl bir çocuk, delikanlı. O sıraya girdiğinde bakmış ki Üsame, demiş ki 500 altın daha sayın buna demiş. 3500 altın sayınca, Tirmizi Menakıb bölümü. Oğlu Abdullah demiş ki, baba demiş bir dakika, bütün mücahitler, gaziler, savaşa katılanlara şu kadar rakamla verdiniz. Ben senin oğlunum, bak bana da 3000 verdin. Ben Abdullah, Abdullah'ymış. Abdullah İbni Ömer'im, yani senin oğlunum demiş. Bir daha söylemiş. Ben senin evladım, benim soyadım Balkanlıoğlu mesela. Yani bizim çocuk, ben filanca Balkanlıoğlu'yum diyor. Bunun gibi şey işte. Demiş bu 500 ziyade verdiğin gaziyle demiş, Üsame ile biz sırt sırta savaştık. Birbirimizi kolladık demiş. Aynı mangada. Hatta ben onun daha performanslıydım demiş. Niye? Savaş arkadaşı aynı mangada çarpılaşan oğluna değil de ona 500 ziyade. Oğlum demiş, işi fazla karıştırma demiş. Bu kadar benim tasarrufum var, bu kadar hakkım var demiş. Ben bir devletim. Baba olmaz demiş. İzah et demiş. Ben de izaha istiyorum. Milletin bunu bekliyordu. Söyleyeyim demiş oğlum o zaman. Bunun Mute'de şehit düşen rahmetli babası Zeyd var ya, evet oğlum, Allah Resulü'nün katında senin baban Ömer'den daha sevimliydi. Zeyd daha sevimliydi. Seni herkes bilir ki Resulullah çok sever. Gerçekten Abdullah İbni Ömer'i peygamberimiz vallahi çok severdi. Çok da bonker birisiymiş. 1000 tane köle azat ettiği söyleniyor. Maşallah var. Ellerine gece savuran bir de yapısı var. Bonker, sevimli bir insan. İlimde de o biçim, ibadette çok başarılı. Peygamberimizin fotokopu gibi şak 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 takip ediyor. Öksürse öksürüyor. Hatta bir de vasiyata giderken İbn Ömer'in yol arkadaşları hiç anlamsız bir şeyle karşılaşınca soruyorlar. Ya İbn Ömer, daha Medine yeni çıkmışlar. Birkaç adım gitmişler, yorgunluk sıfır. Daha yeni yola girmişler. Birkaç adım sonra basit bir çalı çırpı altında durdurmuş devesini, bağlamış ağaca. Çalı gibi ağaca.
dibine şöyle sağ elini koymuş, uzanmış, uzanmasıyla doğrulması, deveye binmesi an meselesi olmuş. İstirahat etmemiş, yani yan yatmış, binmiş, devam etmişler. Arkada demiş ki, ya demiş, hiç anlam veremedik buna demiş. Hani bir şey alsan, heybeye koysan veya bir şeyi bıraksan hiçbir şey yapmadın. İndin, başını koydun, geri bindin, devam ediyorsun. Demiş ki, biz peygamberimize bu güzergâhtan geçiyorduk. Burada dinlendik demiş, onunla beraber. Onun hatırasına hürmeten demiş, o yaptı diye yapıyorum demiş. Yani buna mecbur değilse hiçbiri demiş. Ben demiş, peygamberimden gördüğüm ve yaşadığım hatıralara, görsellere de çok önem veririm demiş. Ne gördüysem, ne yaptıysa onu yapmaya da çalışıyorum demiş. Beni bağışlayın, bu peygamber olan sevgimden kaynaklanan bir taklitti demiş. Gibi böyle bir aşırılığı da, yani bir teşvik edilmediği halde peygamberin gördüğü güzelliklere bir düşkünlüğü de var. Maşallah 10 numara bir sahabe. Buna rağmen demiş ki, bak oğlum, beni konuşturmadın bak. Gözlerimle gördüm demiş. Ha Hasan, ha Hüseyin, ha Üsame demiş. Bunların üçünü de dizine yatırdığını, bir torununu sağ dizine, öbürünü sol dizine veya bağrına bastığında bunları çocuk gibi kendi öz torunundan ayırmadan Üsame Tebni Zeyd'i sevdiğini gördüm demiş. Oğlum, sana olan sevgisini de biliyoruz ama demiş, Üsame'ye olan sevgisi daha fazlaydı. O zaman uyanmışlar. Burada beni bağışlayın demiş değerli gazilerim, Allah yolunun savaşları demiş. Bu 500 fazlalığı demiş, Hazreti Muhammed'in sevgisine yatırdım demiş. Onun buna olan düşkünlüğüne yatırdım. Bağışlar, kusura bakmayın demiş. Normal herkesin hakkı buydu. Verdim ben devlet olarak hakkımı. 500 ziyadesiyle efertu hubbe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamber sevgisini tercih ettim. Allah için verirken bu incelikler de önünüzde olsun. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, Mekke'nin makamı cennet olsun. Onun sayesinde biz değil mi namazlarımızı güzelce kılıyoruz, farzını, vacibini, sünnetini biliyoruz. Ne bileyim orucumuzun işte nasıl tutulacağını, tutulmayacağını, bozulacağını, değil mi? Feraizimizin, miras hukukumuzu, emişme, kimler süt kardeşimiz oluyor, kimler olmuyor, kestiğimiz kurbanın özellikleri, detayları, hep o mübarek çalışmasıyla harıl harıl sabahlara kadar televizyon, sosyal medyayla meşgul olamıyor. Şanslı bir insandı o mübarekler. Böyle bir oyalayıcı şey yok. Sabaha kadar harıl harıl ayetler, hadisler, ondan sonra derin derin düşüncelerle, böyle iştihatlarla müştehit efendilerimiz bizi rahat ettiler. Allah da onları rahat ettirsin. O mübareklerin kıymetini bilmeyenler Allah uyandırsın. Zamanın fırıldak, satılmış insanı, kimisi İran'a satılmış kanalıyla beraber, her şey meydanda net ve açık. Kimisi efendim sonu ışıtlaşan bir aşırı uç selefi ve vehhabi akımına kapılmışlar. Mübarek Allah dostlarına vuruyorlar, müştehitle de vuruyorlar. Hiçbirbirine kavgamız olmayan arkadaşlar, yani Şii mezhebinin dışında biz hiçbir mezhep kendi aramızda kavga etmemiş. Onlar da sapık, onlar da mecusi kafalı olduğu için kavga oluyor. Yoksa olmaz onlarla da. Kıymetini bilmek lazım. İmam-ı Azam zengin, aynı zamanda kumaş tüccarı, bütçesi de yüklü bir hoca olduğu için kimseden bir şey almayı bırak, İkram eden, infak eden cömert, kerem sahibi zatmış. Diyor ki, ben zekatımı verirken diyor, normal fakiri tercih etmiyorum. Normal fakirin yaşam görüntüsü zaten meydanda, ayakkabısı delik, çulu yamalı, evi böyle yıkık, herkes görüyor ve onları tercih ediyorlar. Ben demiş daha çok. Bizimkiler özellikle camiyi görüyor. Ben minaresini yaptıracağım, ben şadırvanını, ben efendim ne bileyim şunu, aksesuarlarına bile dünya kadar para gömüyorlar. Kur'an kursunu görmüyorlar, medreseyi görmüyorlar, öğrenci yurdunu görmüyorlar. Bunca insanlar yetişecek, insana yatırım yok, görsellere yatırım çok. Bir kişilik cemaati olan camiye trilyon yatırıyorlar ya. Trabzonlar darılmasın. Son derece severim. Gönlümü düzelten zat da oralı, evimin direği de oralı. Ancak orada bir yıkık dökük kurs gördüm bir köyde, adını vermeyeceğim, Keser'de vermem. Köy zaten İstanbul'a göçmüş, sadece seneden sene icazet olduğunda biraz kalabalık oluyor. Kur'an diploma töreni, hafızlık veya hocalık, Arapça neyse.
Bir camiler var eski, tarihi ve estetik. Cemaati bir saf bile değil. Kardeşim oraya bir cami yaptırmışlar, Sultanahmet'le yarışıyor. Cemaati sıfır. Soğuk olduğu için kışın yine o eski camide kılıyorlar. Buna gösteriş mi diyorsunuz? Yani yanlış yönlendirme mi diyorsunuz? Riya hava mı diyorsunuz? Veyahut da ya bunların da bir bildiği vardır elbet mi diyorsunuz? Ne derseniz deyin, insana yatırım daha önemlidir. Ben bunu vurguluyorum. Camide olsun. Arkadaşlar, güzel salonlarımızda olsun da olsun. Ama insana yatırım öncelikli olsun diyorum ve devam ediyorum. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh de bu kafada olduğu için diyor ki ben zekatımı daha çok kendi talebelerimi tanıdığım için ailenin fakirliğini, zenginliğini biliyorum. O talebelerin ihtiyaçlarını bizzat yaşıyorum. Ve diyor zekatımı hemen hemen hepsini diyor fukara Kur'an merkezli vahiy ilmine istinaden ilimler tahsil eden din talebelerini tercih ediyorum ve onlara bizzat elimle veriyorum. Niyesi de şöyle, kendi anlattığı itirafı şöyle. Diyor ki bir defa tanıdığım için yerini buluyor zekat. Şimdi bizim zekatlarımızın bazı adreslerce yolunduğumuz 15 Temmuz öncesi yolunduğumuz dönemlerde verilen zekatın %90 havaya gitti, tekrar versinler. Kimisi Amerika'da senatör satın almaya gitti. Senatör satın almaya gitti. Kimisi evet arkadaşlar Türkiye aleyhinde kumpaslar olsun diye Avrupa Birliği'nin raportörlerine gitti. Türkiye aleyhinde rapor hazırlasın diye. Evet zekatlar da oraya gitti. Vereceksin tekrar. Bekliyoruz. Tamam mı? Benim bir tane İmam Hatip Mektebi'nde çok konuşkan bir abim vardı. O zaman Diyanet Vakfı falan yok. Diyanet Vakfı falan yok. Biraz ağır gitti. Laitliyalım. Diyanet Vakfı yok. Diyanette o zaman bütçesi çok az. Diyaneti sevmeyen iktidarlar gelmişler peş peşe. Diyaneti köhne bırakmışlar, garip bırakmışlar. Şimdi maşallah iyi palazlandı. Allah bereket versin. Böyle maaşları çok düşük çalışanların, özlük hakları da çok zayıf. Ne yapıyor şimdi? Diyanet bir makbuz bastırıyor. Vaiz sayısı da az, resmi vaazı da az. Böyle konuşkan, çenesi iş yapan insanlarla anlaşma yapıyor. Diyor ki siz şu makbuzları satın. Makbuzun %70'i Diyanet'in, %30'u o makbuzu satan adamı. Tamam mı arkadaşlar? Böyle bir durum vardı. Bir zamana kısa bir süre oldu, sonra şimdi hepsi gelir gider maşallah. İyi yönlendirildiği inancındayım. Bizim o arkadaş derdi ki çıkıyorum kürsüye, esiyorum gürlüm. Aziz cemaat, alın teri, göz nuru, bin bir zahmetle kazandığınız kazançlarınız, ul orta oraya buraya saçıp savurmayın, arayın, tarayın, ehline getirin, ehline dermiş. Bizi yetiştiriyor ya bu arkadaş, espri ama. Ha siz de işi bilin falan derdi. Gitmedi yerine. İslam'ın okutulmadığı, Amerikan menfaatlerinin ve CIA ajanlarının İngilizce öğretmen olaraktan girdiği ve tüm İslami çalışmaları kodladığı ve efendim jurnallediği adreslere gitti güzelim. Bir daha gözden geçirin. İslam dinini yükseltecek oldukları için diyor talebe fakir olduğunu görüyorum, yerini buluyor. Aynı fakir talebe yetişip alim olunca din güçleniyor. Bir taşla iki kuş vuruyorum diyor. Hem yerini buluyor, bildiğim tanıdığım ailesinin sülalesini bildiğim bir çocuk bu, talebem benim. Aynı zamanda bu ileride İmam-ı Azam, Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi bir güzel kimlikli bir alim olunca da öğreteceği şey İslam hukukudur, İslam fıkhıdır, İslam'ın kendisidir. Din güçleniyor. Ebgadalillah, atalillah'tan sonra ve atal, özür, ikinci kısmı atal ve menalillah. Allah için vermiyorum. Allah için vermiyorum. Arkadaşlar, alın teri gözünü kazançlarınızı gelişi güzel bir hiç uğruna harcamayın ne olur. Gösteriş yemekler vermeyin, gösteriş ısmarlamalar yapmayın. İçinizden gelmeyen, yüreğinizin desteklemediği şeylere ne olur. Acından ölenler var arkadaşlar. 100 bin aşkın insan şimdi göçmen gelecek. Göndereceğimiz yerler var, çok işler var.
Yani onları unutarak bir iki tane yıkama, yağlama, teşvikler seni etkileyen kimselere bakarak gelişi güzel harcamalar yapmayın. Bu para hani biliyorsunuz değil mi? Peygamberimiz hatırladınız şimdi. Ahirette 5 sorunun cevabı alınmadan ayaklar 5 santim oynamayacak. Hiç kımıldayamayacaksın. Vallahi öyle. Hiç kımıldayamayacaksın. Böyle zınk duracaksın. Ömrü nerede geçirdin? En ağırı bu. Çünkü hepsi komplike bir soru ama en ağırı bu. Ömrü nerede geçirdin? Özellikle ömürden bir çıkarma yapar. Ve an şebabi fi mefne. Ey hanımefendi delikanlı. Gençliğini özellikle onun en verimli devreni, ömrünün tamamı da özellikle oradan bir madde ekliyorlar. Bir çıkarım diyelim. Özellikle gençliğini nerede geçirdin kızım? Yaşlanınca örtündün. Zaten yüzüne bakan yok. Bıyıkların çıkmış hanımefendi. Etin sarkmış olmuşsun. Kim bakacak sana? Kadınlık fonksiyonları kaybetmişsin. Bakan yok sana. Bir kot boya döküyorsun yüzüne, yine bakan yok. Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birisi. Adını da söylerim ama söylemem. Belki üzülür. Antalya uçağındayız. Önümüzde bir cayırtı koptu. Biz de arkadan geliyoruz. O hanım şarkıcı, ünlü bir şarkıcı. Herkes ona üşüşüyor. Ama herkes çaptan düşmüş. Gerdire gerdire derileri yarılmış. Gerdirecek bir şey kalmamış. Gözlerim orası bir şey toplamış. Yığılmış bir yaşlı sanatçı olmuş artık. Sesi de bozulmuş. Tipi de kaymış. Herkes o sanatçıya dönüyor. Çok sevimli, çok da şirin bir köpeği var. Aynı koridordayız, sıkışık gidiyoruz. Kasıtlı bakmak yok, Allah'a sığınırız. Bizim gözümüz Müslüman gözüdür. Ul orta bakmaz be ya. Müslümanca bakması lazım. Ama yani normal bir sıkışık ortamdasınız. Bir kere de olsa göz göze geldiğiniz oluyor. Ve göz fotoğrafı güzel çekiyor, çektiği zaman arkadaşlar. Tamam, ilk bakışında hesabı yok Allah'a. Ama Mahmud Efendi'nin güzel bir sözü var. Hepsi güzel de maşallah. Diyor ki evet en nazratül ula mafuvun ilk bakış kasıtsız olarak da yani kasıtsız olarak ilk bakışta gözünde çarpan şeylerin günahı yoktur. Ama diyor bu zamanın hanımları öyle bir giyinme tarzını öyle bir giyinik ayarlıyor ki kendi tabii giyinikleri var ki diyor. Her şey ilk bakışa göre ayarlandığı için insanın kalbi ilk bakışta da tahrip oluyor diyor kalbi. Modayla alakalı hiç haberlere dikkat ettiniz mi? Bu sene erkekler yandı diye başlıyor. Erkekler yandı. Kadınlar rahat etti. Yok erkekler yandı. Reklamlara bakın. Kliplere bakın. Kimse ses söz dinlediği yok. Herkes görüntü izliyor. Ne kadar ayıp görüntüler var değil mi? Ne kadar utanacağımız şeyler var. Aşık Veysel bunların yanında 10 kere cennete girer. Aşık Veysel. Söylediği sözler namuslu. Söyleyiş biçimi düzgün. Belki telli olması doğru değil ama adamcağızın söylediği sözleri bazı ilahilerden değerli ya. Şimdiki şarkıcıların bizim Türkiye'mizin türkücülerin sözlerini bir dinleyin. Kliplerine bir bakın. Yahu onu izleyen adam da namus diye bir değer bir tek kocaya bir tek hanıma gönlünü ayırması gibi bir şey mümkün değil. Ne kadar ayıp bir şey ya bizim için. Ne kadar üzücü bir fotoğraf. Herkes neye bakıyor biliyor musunuz? Kadıncağızın köpeğine bakıyor. Ay filan canım köpeğini çok güzel doğrusu. 100 tane insan belki de hepsi köpeği övdü. Kadın çıldırdı böyle bir şey de diyemiyor. Hiç kimse kendisini artık eskisi gibi hala gençsiniz diyen yok. Hala çok güzelsin hanımefendi diyen yok. Kadıncağız eridi gitti, kayboldu gitti. Kardeşler, ve men alille. Konu buradan çıktı. Allah için mani olacaksınız. Allah için vermek ne kadar değerliyse, Allah için mani olacaksınız. Benim bu uğurda harcanacak param yok. Eşime, dostuma ikram ederim. Misafirime ikram ederim. Birilerine belki boğazda balık da ısmarlarım. O başka. Ama arkadaşlar insanlara yaptığınız iş ve işlemlerde Allah rızasına kendinizi kilitlediğinizde
Seveceğiniz listeyi de kızacağınız listeyi de ona göre ayarlarsınız. Vereceğiniz listeyi de engelli numara bu. Bu numara engelli numara. Bu kişi bende engelli kişidir. Diyeceğiniz de ona göre ayarlarsınız. Gönül ayara girdi mi çocuklar? İşler ayara girer. Ve izâ saluhat saluhal cesedü kullu salihal amelü kullu veyahut da gönül düzeldiğinde ceset, vücudun tüm organları düzgün çalışırmış. Gönül düzeldiğinde ameller de düzelmiş. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Nereden çıktı? O üçlüye ambargo. Konuşma ambargosu var. Nazar ambargosu var. İltibat ambargosu var. En son hanımlarına da Peygamber Efendimiz demesin mi ki? Hanımlarına söyleyin bizim Kâb'ın ve arkadaşlarının kocalarına hanımlık hizmeti vermesinler. Aynı yatakta yatmasınlar. Yemek hazırlamasınlar. Evini süpürmesinler. Çamaşırlarını yıkamasınlar. Cepheden kaçana hanım olaraktan özlük hizmetler verilmesin. Ambargo. Allah için var. Şimdi hanımlar bu sözden hareketle benim kocam cepheye gitmiyor diyerek bir ambargo sakın ha. Sabah namazına kalkmayana ben soframı kurarmışım. Sonra en yakın mahkemede beni de şahit yazdırmayın. Rica ediyorum. Ben en kötü evliliğim bile boşanmadan iyi olduğuna inanıyorum. İdare edin arkadaşlar. Dünyanın en iyi kocası siz değilsiniz. En iyi hanımı da eşiniz değil. Allah uygun gördü. Kader kalemi Allah kader kalemi çekildi yerinden. Tamam çekildi. Fadime Osman'a uygundur. Şak. Allah yürürlüğe koydu. Tarihi de belirlendi. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Sizi birbirinize kader kalemi, dostunuz Allah'ın kararı uygundur diyerek bir araya getirdiği için idare edeceksiniz. İyiyse hem dünyada tadını çıkartın hem cennetin tadını çıkartın. Yaramazsa arkadaşlar dünyada sabırdan kazanın, ölünce zaten sabır kanalından gidersiniz, kalpler cennete dönecek. Cennette kalpler tek kalp olacak. Burada çok karışık kalplerimiz. Anlaşamıyoruz. Kavgamız, gürültümüz var ama ben size paso garanti vereyim sureyi Araf üzerinden. Ya Bismillah ve nezâne mâ fî sudûrim min gillin. Cennete diyor Allah tüm kalplerin kılını tüyünü temizleyeceğim ben. Tek kalp gün. Metin'in kalbi, Osman'ın kalbi, Fatime'nin kalbi, Zeynep aynı. Aynı atacak. Aynı. Her konuda aynı olacak. Hepsi. Birleşik kalplar gibi düptüz. Burada arkadaşlar 5 milyar kafa var. 5 milyar tercih var. Buradaki farklılık yadırganmayacak. Orta hali olacaksın. Bir adım sen bir adıma Allah bereket versin. Sonuç. Ve dâgat aleyhimul ardu merahmet rahubet diyor ki Allah koskocaman çöl onlara tüm dünya bir çivi deliği gibi dar geldi. Çıldıracak vallahi çıldıracak noktaya. Gelince kul daralmayınca Hızır yetişmek. Tam çıldıracak noktaya geldi 53 gün ambargo. Artık dayanamayacaklar noktaya gelince pır pır Cebrail geldi. Ve alef selafetillezine hullifu ayeti döşene verdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi o üç kişi de affedildi. Öyle bir şöhret oldular ki günahlarından dönüş türleri bile şöhret oldu onlar için. Allah Kur'an'da namazda bile okuduğumuz diyerek Kur'an'da namazda okunacak kadar değerli insanlar oldular. Arkadaşlar örnek oldular. Öyle bir tövbekar ol ki hakkında ayet inmesin ama o ayet seni tahrik etsin. Aynı tövbe diyor. Şükürler olsun. Aynı vay. Tıkandım. Kurban oldum vallahi. Bir tek adım geçmiyor Kur'an'da. Zeyd gibi adım geçmiyor. Sahibeh dediği Resulullah'ın arkadaşı dediği Ebu Bekir gibi adım geçmiyor. Ben de zor zamanlarda peygamberim ve ümmetini korumuş bir insanım şükürler olsun diyerekten siz kendinizi ve çalışmalarınızı Kur'anlaştırmaya bakın. Hakkınıza Kur'an inmesi veya böyle bir onayın gelmesi peygamberinde hadi tamam affedildin eskisinden daha korumlusun gözün aydın. Bir daha da böyle yapma.
diye bir müjde gelmese de siz kendinizi Kur'an'la konumlandırın. Kur'an'la inşallah göreyim. Öyle bir güzelliğe açılmaya bakın. Okuduğum ayetlerin tercümesini istiyorsunuz. Hemencik verelim. Güle güle gidin. Arkadaşlar değil mi? Saat 8.30'da başladık. Bir saat 12 dakika mı oldu ne? 5-6 dakikamıza. Zil çalmaya yakın bazen öğrenciler öğretmeni yanıltıyor. Hocam galiba zil çaldı. Duymadım. Çaldı mı çocuklar? Çaldı öğretmenim. Bazen öğretmen yanıltıp çıkartıyorlar. Sonra öğretmen giriyor hepsine. Eskiden girişiyordu, şimdi kızıyor sadece. Yani girişmek yasak biliyorsunuz. Okudum birinci ayet bismillah. Ellezîn Türkiye'yi anlatıyor ayet. Ve Türkiye'nin dikilişini anlatıyor ayet sanki. Ellezîne kâle lehumun nâs. Bir takım provokatörler, bir takım algı operatörleri, bir takım propaganda medya, bir takım Siyonist medya, bir takım ahmak Müslümanlar düşmanların gücüyle, düşmanların böyle A, B, C, Y, Z planlarıyla bizi sindirmeye, korkutmaya böyle yani yerinden kımıldayamaz hale getirmeye umut operasyonlarla umudumuzu söndürmeye çalışıyorlar. Hepsinin canı cehenneme takan yok. Elimden öteye cennet var. Rahat olun. Sizde iman olduğu müddetçe, Allah tevhidinde evet dediği müddetçe ölümden ötesi daha güzel. Yazlı olanlar baharda kaşınmaya başlar. Gidelim şu balkon demirleri bir boyayalım. Yani şöyle bir etrafı bir ezden. Bu hafta sonu gittik de yazlığı şöyle bir gözden geçirdik. Havuzu falan temizledik derler. Yaz geldi mi de sevinçten uçarlar. Yaylası olanlar, yazlı olanlar değil mi? Bizim yazlığımız ahiret. Orası Bodrum Palas. Orası Marmaris Milas. Dünya bizim için Bodrum Palas. Ahiret Marmaris Milas. Evelallah. Orası daha güzel. İman var mı kardeşim? Üzülme, takma kafana. Allah'ın affı büyük. Tüm insanlar o anlattığım pislik yığınları sürekli bizim aleyhimize pompalayarak bizi sindirmeye böyle ne bileyim geleceğe kaygıla bakmaya bizi böyle baskı altına almaya arkadaş böyle ürkek korkak sinik bir toplum haline getirmeye çalışıyorlar. Psikolojik baskı kampanyası. Geçiyoruz. İnnennâse kat cemâlekum. Tüm dünya toplandı. Avrupa yiyecek, Rusya yiyecek, AB yiyecek, İran'da onların köpekliğine soyundu. Arkadaşlar tarihte çok ünlü bir imam, devrimci bir imam, büyük bir müçtehit demiş ki Şii köpekler hakkında Halkalı, Iğdır kusura bakma sen benim kardeşimsin. Türkiye'dekilere bir şey demiyorum ben. Onlar vatandaşımıza selam. Allah taşkınlıklarını düzeltsin. Ne diyelim? Çizgiye tam uygun eylesin. Demiş ki fitne zamanlarında Yahudilerin ve Hristiyanların bindiği eşektir bunlar, eşektir. Fitne zamanı piyasaya sürerler bunları. Tam şimdi zamanı. Tam böyle. Yüzyıllarca yaşayamadıklarını şimdi yaşıyorlar. Osmanlı yok diye Orta Doğu'da cirit atlıyor. Bir Yavuz olsa da onların sülalesini bitirdik biz. Bir Yavuz'umuz eksik bizim. Bir Yavuz'umuz. Bir tane Yavuz. Allah reisimizi Yavuz eylesin. Amin. Yavuz gibi güçlü eylesin. Amin. Yavuz gibi kökten tırpanlamaya güç yetiştirsin. Ne diyeyim? İçimden geleni bırakın da duaya dönüştüreyim. Katılıp katılmaksa kalmış. Ben kendi hakkıma bu duayı kullandım. Devam inşallah. Tüm dünya çullandı. Leküm sizin için. Dikkat et söze. Ayete dikkat et. Güzel. Öbür ayet kalsın ya. Öptüm. Haftaya pazartesi yine var değil mi? İnşallah ölmezsek Valide Atik'le beraberiz. Eyvallah. Sizin için bak. Leküm sizin için tüm dünya bir araya geldi. Bitti. Türkiye'de bir şey yok. Aynı tarihi 15 Temmuz'a atmışlardı. Biz taça attık onları. Biz sahadayız. Biz sahadayız. Türkiye'nin, Türkiye sahaysa taça attık. Kimisi Almanya'nın iti oldu. Kimisi Amerika'nın köpeği oldu. Kimisi ne bileyim başka bir ülkenin domuzu oldu. Olmadı mı? Oldu. Yine yaparız evelallah. Hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Allah bizimle. Bütün kirlenmişimize rağmen, bütün eksiklerimize rağmen, bütün böyle üzücü haberlere rağmen hepsini pas edin koyun kenara. Tüm dünya çullandı, sizi çiğ çiğ yiyecekler diye bir propaganda savaşı yürütülüyor. Algı operasyonu yürütülüyor. Allah diyor ki, yüreği güzel insanlar için.
Fezâdehum imanen. Bunların böyle propagandaları sineceklerine, imanları güçler. Gelsinler! Biz buradayız. Diyecek noktaya geldiler. Hiç çekinmiyorlar. Biz buradayız. Başka Türkiye yok. Buradayız. Fahşevhüm diyorlar. Korkun, tedbirinizi alın, kaçın. İşte şöyle yapın, böyle yapın bir sindirim operasyonu. Allah diyor ki, Allah onların imanına bir direnç, bir takviye, bir güç yükledi sarma. Bu gücün sonunda ve kalu haykırdılar şöylece. Benim tek sözümü tekrar edin. Hasbunallah! Hasbunallah! Ve ni'mel vekil. Hasbunallah! 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 Ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ne güzel vekildir dediler. Bunu der demez sonuç şöyle oldu. Fengalebu bi ni'metin minallahi ve fadlin lem yemsessum su'un vettebe'u rıdvanallah. Allah Allah! Âl-i İmran. Onlar diyorlar Mevla Teala Allah'tan çok büyük bir nimetle döndüler. Allah'ın çok büyük kıyana, ikramına uğradılar. Allah bize yeter deyince yettim kulum. Yetersin sen bana Allah'ım. Yettim kulum. Cevap aldılar. Eyvallah. Lem yemse suun. Korktukları hiçbir şey başlarına gelmedi. Gelmeyecek inşallah. Gelmeyecek. Şehitle inandık. Gazile inandık. Sabra inandık. Cennete inandık. Cemalullah'a inandık. Biz Allah'a inandık ve güvendik. Bugünler Allah ile geldik. Yarınlar Allah ile gideceğiz. Cennete Allah'ın rahmetiyle gireceğiz. Taktığımız yok. Ben sizi kandırmıyorum. Vettebe urduban Allah duyuyor ki Allah'u diyor. Hiçbir şey olmadı. Hiç korkular olmadı. Olmayacak da inşallah. Olmadı. Dolar operasyonuna bir şey çıktı mı? Çıkmayacak inşallah. Öbüründen çıkmayacak inşallah. Biz sahip çıktık inşallah. Bütün kainatın merhametli babası olduk. Biz yeni versiyon Osmanlı olduk. Bu yüzden Allah bu sahip çıkışımızı izliyor, gözlüyor, niyetleri gözden geçiriyor. Diyor ki ben sizi ve ülkenizi yedirmeyeceğim. Bunun da alametleri meydandadır. Tamam mı arkadaşlar? Ve tebâ-ı rıdvan Allah, Allah'ın rızasına da tabi olmuş oldular. İnşallah biz Allah'ın rızasına yapışacağız kene gibi. Vallahi diyor Fadnazım, Allah çok büyük ikram sahibidir. Allah diyor ki size kıyak yaptım ey Türkiye. Yeni kıyaklarımı bekleyin. Aziz milletim. Çizgisi düzgün insanlar. Allah diyor ki benim kıyaklarımı gördünüz. Daha büyük kıyaklarımı bekleyin. Ya Rabbi hak etmediğimiz halde bekliyoruz. Kapını bırakmayacağız, seni bırakmayacağız, kullarını bırakmayacağız, garibanları bırakmayacağız. Yüreğimiz de açık, bağrımız da açık, ülkemiz de açık. Rahmetine güvenerek bırakmayacağız. Sen de bizi bırakma ya Rabbi. Amin. Amin el Fatiha.